Bismillahirrahmanirrahim. La aqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر مرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Eksiklerimiz var, kusurlarımız var.
Suçlarımız var. Allah Celle Celaluhu mağfiret eylesin. Tabii suçlarımız var, mağfiret eylesin derken biz suçları işlemekte devam edelim, o mağfiret etsin. Bilerek ve isteyerek isyan edelim, asil olalım anlamına söylemiyoruz. Rabbimiz vazgeçmeyi nasip etsin inşallah. Bilerek, isteyerek arzu ederiz. Şuur ve idrak ile yanlışlardan vazgeçin. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerine teslim olan bir beden, bir kalp, bir akıl, bir mal, bir evlat Allah'tan niyaz ediyoruz. Rabbimiz bizim dualarımızı geri çevirmesin. Yeryüzünde ümmet-i Muhammed'in dertlerine, sıkıntılarına çare ve devalar ihsan etsin. Bizi bu konudan kurtuluşa vesile etsin. Tembellikten, özellikle tembellikten Allah'a sığınırız. Allah Celle Celaluhu yeryüzünde hakkı ayakta tutmak için gayret eden kulların arasında bizi bulundursun ki ahiretimizde azad olalım. Haftalar çabuk geçiyor. Sanki dün ders yapmış gibiyiz. Sözü dün bırakmış gibiyiz. Bıraktığımız yerden devam edelim. Geçen hafta ısrarla şunu söyledik. Mü'min suresinin 7. ayetinde başlayan bir bölüm takribi olarak 11'e kadar, 12'ye kadar gidiyor. Rabbimizin insanlardan başka yaratmış olduğu varlıklar var. Görünen ve görünmeyen. Görünmeyen varlıklar içerisinde Rabbimizin kitabında melek veya melaike kavramlarıyla bize tanıttığı sadece Allah'a itaat eden, Allah'ın emrettiğinin dışında bir hareketi irade etmeyen, şayet Rabbimiz onlara kıyamı emrettiyse sadece kıyam eden, rükû'u emrettiyse sadece rükû eden, secdeyi emrettiyse sadece secde eden, hiç halini değiştirmeyen, halini bozmayan ve bu eylemi gerçekleştirirken de usanmayan, bıkmayan, yorulmayan varlıklar, melekler. Melekleri böyle tanımlayabiliriz. Yaptıkları iş rükûdur diyelim. Daima rükûda kalıyorlar ve tesbihat ediyorlar. Ama asla yorulmuyorlar, bıkmıyorlar, usanmıyorlar, mola vermiyorlar, aralık vermiyorlar. Çeşitli görevlerini geçen hafta burada özetledik. Tabii her özet akılda hemen olduğu gibi kalmayabilir. Ben dahi bunu anlattıktan sonra tekrar okuduğumda bir daha öğreniyorum. Dolayısıyla burada tekrarlanan konular bir daha tekrarlanmasında yarar var. Öğrenmek budur zaten. Bir kardeşimin geçenlerde konuşuyoruz. Hafız kendisi, iyi bir hafız. O ifade etmişti. Yanlış hatırlamıyorsam yeryüzünde şu an itibariyle en güçlü hafızlar Malezya'da yetişirmiş. Gerekçe olarak da şunu söyledi. Her yerde hafızlık sistemine giren insan bir ayeti 100 kere tekrarlayıp ezberlerse orada bunu 1000 kere yaparmış. Yani 10 misli fazla. Dolayısıyla adeta demir hafız dediğimiz unutmamak noktasında büyük bir güç kazanırlarmış. Bizim zaten sıkıntımız bu. Şu an itibariyle derdimiz de bu. Tekrarlardan bıkmak ve usanmak. Halbuki tekrarlardan bıkmamak lazım ve usanmamak lazım. Ayetlerde ve hadislerde bir hadisi okuduk. Bir daha okumak, bir daha okumak, bir daha okumak. Melekler bu anlamda bizim için
çok özel örneklerdir. Çok özel örneklerdir. Bu konuda ayet-i kerimede de onların bu hali zikredilir. Onlar yaptıkları ibadetten, taatten, Allah Celle Celaluhu'ya yönelişten yorulmazlar ve bıkmazlar. Eğer cümle şöyle kurulursa, insanlar Allah'a itaat ettiklerinde meleklerden üstündür diye kurulursa, o zaman Allah'a itaat eden insanlar Kur'an'dan bir ayeti her gün defalarca ve tekrar tekrar okumaktan usanmaz, yorulmaz ve bıkmaz. Melekler nasıl böyleyse insanlar da böyle olmalıdır. O yüzden biz mesela sebul metani denilmesinin sebeplerinden birisidir. Fatiha suresine namazlarda tekrar tekrar okunuyor. Günde 40 vakit, 40 rekat, 5 vakitte biz Fatiha okuyoruz. Ama neden Fatiha demiyoruz? Defalarca her gün, her gün, her gün, her gün ve bundan bıkmıyoruz, usanmıyoruz. Anlamak için de bu çaba gösterilmeli. Neyse, konuyu bu vadide sürdürürsek şimdi asıl yapmamız gerekenden uzak kalırız. Onu uzatmayalım. Ama şu an itibariyle bu akşam için bence vazgeçilmemesi gereken bir ders, bir cümlelik bilgi notudur bu. Melekler Allah'ı anmaktan, Allah'a itaat etmekten, Allah'ın emrettiği işi kıyamete kadar yapmaktan, hatta sonrasında bile tekrar etmekten yorulmazlar, bıkmazlar, usanmazlar. Aynı şey müminler için de geçerlidir. Her doğan günde sabah namazı, her batan gecede yatsı, vitir, her gecede teheccüd kılmak müminleri yormamalı, bıktırmamalı, usandırmamalı. Kur'an'la ilgilenmek hakeza, Allah Resulü'nün sözleri, sünnet-i seniyye ile ilgilenmek hakeza, mümini meleğe yaklaştıran, mümini melekleştiren özelliklerden olur bu. İnsan bıkmamalı, usanmamalı, yorulmamalı. Ya Rabbi bize melekler gibi bıkmadan seni anma kabiliyeti ver. Amin. Bu girişten sonra bize bir müjde verilmişti. Melekler müminlere her daim müjde ederler. Estağfurullah, dua ederler. Melekler müminlere sürekli dua ederler. Ve dua adabını da söylemiştik. Melekler duaya girişte ne demişlerdi? Rabbena vesi'ate kulle şeyin rahmeten ve ilmen. Ey Allah'ım, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşattı. Önce Allah'ı övdüler. Bir mümin duaya başlamadan evvel önce Allah Celle Celaluhu yücelten cümleler söylemelidir. O yüzden mesela Subhane Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhab, hani müezzinlerimiz söylüyorlar ya, bununla başlamak bir anlamda müstehaptır. Çünkü Subhane Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhab cümlesi Allah'ı övme cümlesidir. Müezzinlerimiz onun için bunu söylerler. Başka şeyler de söylüyorlar. Duayla başlayanlara rastlamışlığımız var. وَمَا اَرْسَلَّاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ başlayanları duyduğumuz var. Ama şimdi bu bilgiyi öğrendikten sonra duaya ellerimizi kaldırdığımızda en güzel söylenecek cümlelerden birisi سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ اَعْلَى الْوَهَا. Ne anlama geliyor? Ey Rabbim, seni tenzih ederim. Ey benim sahibim, ey benim efendim, ey beni yaratan, ey beni yöneten, seni görünen görünmeyen her türlü şirk olabilecek unsurlardan uzak tutarım. Senin birliğini ikrar ederim. Subhane Rabbiye El Aliyyi, yüceler yücesi Rabbim. A'la, en yüce olan Rabbim. Vehhab,
kendisinden isteyenlere sınırsız veren Rabbim. Demek ki bizim kültürümüzde, o yerleşik düzende müezzinlerin tekrarladıkları cümlelerde bile böyle ayetlerden ve hadislerden telmih var. Bu ayeti kerimenin telmihine göre duaya Allah Celle Celaluhu överek başlamamız gerekir. Melekler böyle yaptı ve meleklerin duası makbul oldu dediğimizde biz de onlar gibi yaparız. Subhane Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhab. Yahut geçen hafta söylediğimiz gibi Allahu Celle Celaluhu'nun Esma-i Hüsna'sından Er-Rahman, Er-Rahim, El-Melik, El-Kuddus gibi esmasından bir kısmını duaya başlamadan evvel söyleriz. Bazıları da duanın mahiyetine uygun esmadan bir isim seçip söylüyorlar girişte. Bu da eyvallah mesela Ya Afu İnneke entel afu fa'fu anni. Ey afu, sen gerçekten afu olansın, affedensin, beni affet. Ya gafur fagfirli zenbi. Ey gufran sahibi olan Allah'ım, benim günahımı sil gibi bir usulle dua etmekte mutlaka büyük yarar var. Ciddi manada Kur'an bize bu anlamda bir işarette bulunuyor meleklerin bu özelliğiyle. Ve melekler dua ettiler. Ya Rabbi, tevbe eden kimseleri, senin yoluna tabi olan kimselerin günahlarını sil, onları cahim azabından, cahim cehenneminin azabından, son derece yakıcı alevli cehennemin azabından onları koru. Ey Rabbimiz, onları adın cennetlerine girdir. Sadece onları değil, onlarla beraber onların nefislerini ıslah etmiş, nefislerini ıslah etmiş babalarını, nefislerini ıslah etmiş eşlerini, nefislerini ıslah etmiş nesillerini de aynı cennete koy. Melekler bunları söylüyor. Yani bir mümin eğer babaları ıslah olmuşsa, yani Allah'ı tanımışsa, Allah'a iman etmişse, onun babasını mutlaka onunla beraber cennette muhabbet edeceğine iman etmeli. Herkese evladı için, nesli için de aynı konu geçerli. O yüzden çocuklarımıza ebediyen ayrılmak istemiyorsak topyekun iman edip Allah'a teslim olarak Müslümanca yaşamalıyız cümlesini telkin etmeliyiz. Yoksa eninde sonunda bir gün kabir kapısında ayrılık var, ayrılıyoruz. Sonra ebediyen ayrılmamak için iman ve amel bütünlüğünü sağlamakta yarar var. Melekler de zaten kusurlar ve günahlar varsa da vazgeçmişlerse, ıslahı nefsetmişlerse, tevbe etmişlerse, ki bu tevbe Kur'an-ı Kerim'de çok tekrarlanıyor. Şimdi detaya girmeden gene bir daha söylemek istiyorum. İman tevbeyle başlar. İslam tevbeyle başlar. Tevbesi olmayan bir iman, tevbesi olmayan bir İslam o insanı yükseltmez ve yüceltmez. İnsan yaptıklarının farkında olup hatalarından pişman olup sevaplarından dolayı da Allah'a teşekkür ederse o zaman şuurla, bilerek, bilinçli olarak yaşamış insandır. Dolayısıyla imanlarımızı tevbeyle başlatmakta veya devam ettirmekte yarar var. Çünkü sen azizsin, hakimsin. Buraya kadarını yanılmıyorsam söylemiştik veya bir ayet daha söyledik. وَقِهِمُسْ سَيِّئَاتِ Allah Celle Celaluhu'nun melekleri müminler için şu cümleyi söylüyor. وَقِهِمُسْ سَيِّئَاتِ وَقِهِمُسْ سَيِّئَاتِ Onları kötülüklerden koru. Seyyiattan. Seyyiatı iki türlü düşünebiliriz. Bir, ellerimizin gerçekleştirdiği çirkin ameller. Nedir mesela? Yalan söylemek,
Nedir mesela? Başkası hakkında kötü düşünmek, dedikodu yapmak, gıybet etmek, adam öldürmek, zina etmek, efendim hırsızlık yapmak, birisinin kalbini kırmak. Bunlar kötülüklerdir. Seyyiat deniyor bunlara. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar cümlesinde bunun zıttını istiyoruz. Bunlara seyyiat diyoruz. Her bir insanın elinin emeği seyyiattır. Bunlar kötülüklerdir. Melekler bir bu türlü bizim ellerimizin ürünü olan, ellerimizden çıkacak olan, kötülüğe gitmek, kötülüğü düşünmek, kötülüğü yapmak, iman etmek, kötülüğe efendim meyletmek, kalben, aklen ve bedenen. Cümleyi bir daha söylüyorum. Kalben, aklen ve bedenen. Üç alanda kötülük olur çünkü. Zihinde kötülük olur, düşünürsünüz. Nasıl yapayım kötülüğü, nasıl aşırayım, nasıl alt edeyim, nasıl küçük düşüreyim? Bu zihinde. Kalben vesvese edersiniz, kalpte kurarsınız ve bedenen ellerimizde. Yani dolayısıyla bu kötülüklerden onları koru. Bir de başka kötülükler de var. Mesela bugün işte basitinden bizim Güneydoğumuzda meydana gelen PKK denilen Marksist anlayışın sonucu insanların birbirini kırması veya o kırmaya vesile olan 12 Eylül zorbalarının ortaya koyduğu ya insanlık dışı davranışlar, onu tetikleyen, bunlar ümmetin başına büyük belalar, çoraplar ören şeyler. Öbür taraftan işte Kudüs'ü, Filistin'i, Yemen'i tekrarlamayalım, Fas'ı, Tunus'u, Cezayir'i, Sudan'ı vesairesi. Öbür taraftan istihbarat örgütleri insanların arasındaki derin uçurumları, uçurumları ortaya çıkarmak için kurulan tezgahlar, kumpaslar, devletlerin ortaya koymuş oldukları baskınlar, efendim öldürmeler, katliamlar. Bunlar da kötülüktür. Dolayısıyla depremler ve afetler de kötü olan işleri doğurur. Bizatihi zatında Allah Celle Celaluhu halk etse bile. Dolayısıyla seyyiat kelimesinin altına insanı zarara uğratan, ümmeti zarara uğratan ne varsa onu koyabiliriz. Ve bunlardan müminleri koru. Kim söylüyor bunu? Melekler söylüyor. O zaman bu müminler bu duaya layık olmalı. Bir insan korunmaya layıksa korunur. Korunmaya layık değilse o zaman problem çıkar. Ve men tepis seyyi'e. Melekler diyorlar ki Rabbimizi övmek geliyor hemen arkasından. Kimi kötülüklerden korursan, ey Allah'ım, sen ey Rabbimiz, kimi kötülüklerden korursan, yevme izin, o gün, yani kıyamet günü ileride atıp gelecek, fakat rahimtehu, o koruduğun kimseye merhamet etmiş olursun. O koruduğun kimseye merhamet etmiş olursun. Rahmet kelimesiyle ilgili bir açıklama yapmakta bir daha yarar var. Tekrarlayalım bunları. Tekrarladıkça pekişir. Rahmet bir insanın muhtaç olduğu şeye kavuşmasıdır. Rahmet, merhamet. Havaya ihtiyacımız var. Onu yaratan Allah'ın merhametinin eseridir bu. Suya ihtiyacımız var. Hakeza görmeye, hakeza işitmeye, hakeza yürümeye, hakeza duymaya, hakeza neslimizin devamına, çünkü sadaka-i cariyeye ihtiyacımız var. Hakeza cennete ihtiyacımız var, çünkü cehenneme gitmemeliyiz gibi. Bütün bunlar bir insanın ihtiyacına cevap vermek üzere insan lehine halk olunmuş her şey rahmetin tezahürüdür, merhamettir ve sen onlara merhamet etmiş olursun ey Allah'ımız. Ve zelike işte bu huvel fevzul azim. Çok büyük, gerçekten çok çok büyük bir necattır, kurtuluştur. Yani sonu cennetle, sonu cemalullahla biten, sonu müminlerin cennette evladıyla, ailesiyle,
nesliyle ve abasıyla yani babalarıyla efendim kardeşleriyle, dostlarıyla, yaranıyla huzurlu yaşamalarının sonucunu veren bir şeydir ki işte bu gerçek kurtuluştur. Şimdi mahşer yerinde melekler zaman zaman bir şeyler söylerler insanlara. Onlara bir sesleniş vardır. O insanlardan şimdi söylenen kafirlere. İnnellezîne keferû. Gerçekten inkar eden insanlar. Bunu söylesem eksik söylemiş olurum. Gerçekten nankör olanlar. Bunu söylesem gene eksik söylemiş olurum. Gerçekten Allah'ı bilmekle beraber Allah'a şirk koşanlar. Tek başına bunları söylediğimde eksik olur. O yüzden eskiden bu tarafa klasik tercümede Arapçanın orijinali kullanılmış. Gerçekten kafir olan kimseler. Yani hakikatin üstünü örten, Allah'ın emri varken yokmuş gibi sayan, yokmuş gibi inatla aksini yapan kimseler. Hafazan Allah. Küfür bu. Bu insanlar. Yunadevne. O insanlara nida olunur. Seslenilir. Onlara sesleniyorlar. Bu tasavvur, bu tablo mahşer yerinde midir? Yoksa kabirde midir? Bir açıklama yok. Ama anlaşıldığı kadarıyla uzun süren cehennem azabı sürecindedir. Uzun süren cehennem azabı sürecindedir. Gelişinden ve gidişinden alimlerimiz böyle söylemişler. Yani uzun süren cehennem azabı ile ilgili hatırlarsanız geçmişte demiştik. İnsanlar yahu bir çare kurtuluş için ne düşünelim ne düşünelim, birisi der ki işte sabırlı olanlara Allah mükafat verir. Azaba sabredelim. 1000 yıl sabrederler, ses yok. Ağlayıp sızlayıp af dileyenlere mükafat verilir. 1000 yıl ağlayıp sızlayıp af dilerler, ses yok. Böyle bir ahval ortamında derler ki, denilir ki o kafirlere, cehenneme atılan kafirlere, lemaktullahi ekber. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerinin öfkesi, gadabı, Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretlerinin öfkesi, gadabı sizin üzerinize doğurduğu güçlük, min maktikum enfusekum, sizin nefislerinize öfkelenmenizden daha büyüktür. Ne demek? Açılmaya muhtaç bir cümle. İnsan bazen nefsine dünyada da öfkelenir. Mesela nedir? Diyelim ki 3 kuruşa arsa satılığa çıkmış, 10 sene sonra arsalar olmuş 3000 kuruş. İnsan ne der? Kendi kendine tüh beyinsiz kafa. Alsaydın paçanı kurtarmıştın. Şimdi ne yaptı kendi kendine insan? Öfkelendi. Şimdi cennette de insan ne der? Tüh beyinsiz kafa. Ayağına kadar geldi. Haberci. Dinleseydin şimdi kurtulmuştun. Kendi kendine insan öfkelenir. Sizin bu kendi kendine öfkenizden Allah'ın öfkesi daha büyük. Neden? Allah Celle Celaluhu size şeref vermiş. Sizi muhatap kabul etmiş. Size elçi göndermiş. Size kitap göndermiş. Akıl vermiş. Nimetler vermiş. Her türlü imkan vermiş. Buna rağmen her gün nankörlük, her gün isyan, namazlar problem, oruçlar problem, dillerin söyledikleri problem, gözlerin baktığı yerler problem, kulakların işittiği yerler problem. Her an ya nankörlüğü, ya dedikoduyu, ya gıybeti, ya müminler aleyhinde bir cümleyi dinleyen, gören, söyleyen, her an amelen, isyan eden, sürekli sürekli bu minval üzere yaşayan. O zaman siz cehennemde, tabi kafirleri kastediyoruz haşa, huzurdan sizi temzih ederim. Cehennemdeki kafirlere, şimdi nefsinize siz kızıyorsunuz ama, şimdi siz nefsinize kızıyorsunuz ama Allah'ın öfkesi daha büyüktür. O yüzden cehennemde sizin suratınıza ebediyen bakılmaz. Bu nedamet 3 yerde yaşanabilir.
Üç yerde. Birincisine daha ölür ölmez. Kabre girer girmez. Tüh! Hani Resulullah Aleyhisselam Bedir kuyusuna geldi. Bedir'de hani öldürülen 24 tane o ceberut, o zorba müşrikler atılmıştı ya kuyuya, o kuyunun başına geldi. Şimdi hak verdiniz mi? Kim doğru söylemiş dedi ya, işte o hal. Ölünce kabirde söylenir. Melekleri görür görmez eyvah haber verilmişti. Eyvah böyle bir alem söylenmişti. İnsan kendi kendine öfkelenir. Ama Allah Celle Celaluhu orada rahmetini tecelli ettirmez, çünkü ona bir ömür boyu ulaşılmıştır. Oradaki gadab onun kendi kendine öfkesinden daha ağır, daha şiddetli, daha zorlu. Mahşer yerinde de aynı şey olabilir. Bakarlar Havz-ı Kevser başındakilere, yahu biz bunları tanıyorduk, niye bunlarla beraber olmadık? Tüh akılsız kafa, tüh düşünemeyen sefil, kendi kendine öfke. Veya cehennemde, neticede Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri'nin öfkesi size nefsinize öfkenizden daha büyüktür. Bir de enfüs kelimesi, nefs kelimesi bir toplum için kullanıldığında, topluluk için kullanıldığında topluluğun bir bütün nefsi vardır. Mesela diyelim ki Balıkesir bir bütün nefstir. Balıkesir'deki insanların birbirleriyle konuşmaları nefislerine konuşmaktır. Nefislerine söylemek. Allah aşkına şimdi bu da çok dikkatlice şuradaki manada yakalanmalı. Nefislerine söylemek. Mesela müşrikler Resulullah Aleyhisselam diyelim Kabe'ye karşı namaz mı kılıyor? Burada oturmuşlar. Aralarında ya şuna bir hile yapsak, bir adam göndersek mi? Veya işte bir destan okuyucu göndersek mi? Veya namaz kılarken şöyle bir hamle mi yapsak? Aralarında konuşurlar. Bu nefislerinde konuşmak. O zaman nefislerinize öfkelenmenin ikincisi ise şudur. Şimdi ikinci boyutunu söylüyorum. Kafirler cehennemde reislerine, kendilerine öncülük edenlere öfkelenirler. Sizin yüzünüzden buraya düştük. Siz olmasaydınız buraya düşmeyecektiniz. İşte nefislerinize öfkeden Allah'ın öfkesi daha büyüktür derken bazı alimlerimiz diyorlar ki bu da anlaşılır. Ve doğru bir manadır. Gerçekten bu da anlaşılır. Aynı şekilde yine rivayetlerde vardır. Şeytan aleyhim la'in yüksekçe bir yere çıkacaktır ateş dağına ve insanlara cehennemde diyecek ki bana lanet edip durmayın. Beni lanetle anıp durmayın. Evet ben size vesvese verdim ama yoluma gelmeniz için altındı, gümüştü, cennet vadiydi, vadi gibi böyle size mükafat olacak hiçbir şey vaat etmedim. Size para vermez. Yani şunu yaparsanız karşınızda para var demedim. Şunu yaparsanız cennet var demedim. Neden bana öfkeleniyorsunuz diyecek. Bu manzara Kur'an-ı Kerim'de de anlatılır. Bu manzara Kur'an-ı Kerim'de de anlatılır. Dolayısıyla müminler bu konuda uyarılırlar. Ey müminler, ahirette birbirinize öfkeleneceğiniz bir duruma düşmeyin. Yani cehenneme gideceğiniz bir duruma. Dünyada Allah Celle Celaluhu ne emrettiyse sıkı sarılır. Ve kafirler de korkutulur. Siz eğer önderlerinizin, reislerinizin, şeytanlarınızın ardından giderseniz sonra bir gün mahşer yerinde veya bir gün cehennemde o şeytanlarınıza öfkelenseniz bile, o şeytanlarınıza kızsanız bile, aranızda birbirinize yüklenseniz bile Allah'ın gadabı, Allah'ın öfkesi sizin bu öfkenizden daha büyüktür. Bir fayda vermez yani bu. İz tud'avne ilel iman. İmana çağrıldığınız zaman, imana çağrıldığınız zaman fetekfurun, siz
kafirlerden olurdunuz diyor muhataplara Allah Celle Celaluhu. Demek ki neticede hususuyla anlaşılacak olan şu: Allah bizi muhafaza etsin, çocuklarımız da çok dikkatli olsun. Yavrum, gel Allah'ın birliğine iman et. O buna sırt çevirirse sonra kime öfkelense kâr etmeyecek, çünkü Allah'ın öfkesi daha fazla olacak. Hafazan Allah. O yüzden imana davet edilen insanlar ya eyyühellezine emen üstecibu lillah ve lirrasul izâ da'akum lima yuhyikum ayeti kerimesine göre icabet etmelidirler. Hemen davete uymalıdırlar. Allah bu yolda bizi muvaffak kılsın inşallah. Sonra onlar yine cehennemlikler. Yukarıdaki sözlerden bir sözdü. Cehennemliklerin kendi aralarında. Meleklerin duası bitti. 9. ayette. 10. ayet aşağıda bir daha gelecek gibi. Ben öyle zannediyorum. Bakayım inşallah yanılmam. Herhalde gelmeyecek bir daha. Evet. Sonra onlar kâlû dediler. Rabbena, ey Rabbimiz. Bir defa şunu söyleyelim. Cennetlikler ve cehennemlikler ahirette ancak bunu söylerler. Rabbimiz derler. Emettenetneteyni. Bizi iki defa öldürdün. İki defa öldürdün. Ve ahyeytenetneteyni. Bizi iki defa da dirilttin. Ve keyfe tekfuruna billahi ve kuntum emvâten. Sümme ahyâkum, sümme yumîtukum, sümme yuhyîkum. Bakara'da aynı şekilde. İki ölüm, iki dirilme. İki ölüm ve dirilmenin nerede olduğu konusunda ne söylense söylenmiş birkaç şey. Mesela yokluktan varlığa geçmek birinci dirilme. Yokluktan, yani yokken ölüydük, sonra hayat bulduk. Sonra dünyada öldük, tekrar ahirette ne yapacağız? Dirileceğiz. Böyle başlatanlar öldü olduğu gibi, şöyle başlatanlar da olmuş: dünyada öldük, kabirde dirildik, sonra mahşerde dirilmek üzere bir daha ölüm var. Her şey yok olacak çünkü. Sonra tekrar mahşerde dirilme. Hangisini anlarsanız anlayın. Ben bu konuda illa şöyle veya böyle anlaşılsın demiyorum. Ama şuna iman ediyoruz: Allah bizi iki kere öldürdü, iki kere diriltti. Hayat ölümle başladı. Hayat ölümle başladı. Çünkü وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا. Ölüler biriz, Allah sizi ne yaptı? Tüm ahyâkı. Sonra sizi diriltti. Bu mecazi bir dirilme değil. Hakiki ölme, hakiki dirilme. Şimdi müminler veya kafirler her halükarda bunu bilirler. Mahşer yerinde. Ama kafirler cehennem azabıyla baş başa kalınca, şimdi bir öldürdü Allah, sonra diriltti. Şimdi dünya hayatında fırsatı tepti. Bir daha öldürdü, mahşerde bir daha diriltti. Şimdi biz yeniden bu ikinci dirilişten sonra anladık ki yaptığımız işler sakatmış. فَاَتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا. Günahlarımızı itiraf ettik. Ediyoruz değil, itiraf ettik. Evet. فَاَتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا. Günahlarımızı itiraf ettik. Ne yaptıysak. Her şeyi tek 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 ortaya koyduk. فَهَلْ اِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَب۪يلٍ. Şu yoldan, güzergâhtan çıkmak var mıdır? Çıkmak mümkün mü? Yani bir yol geldik biz. Dünyadan öldük. O kabirde dirildik. Bir daha öldük. Mahşere geldik. Şimdi oradan geldik cehenneme. Buradan bir geriye dönüş. Tekrar bir diriliş. Hani bir öldü, bir dirildi, bir daha öldü, bir daha dirildi. Ben bunu şimdi ısrarla şunun için söylüyorum. Şu anda defterim çantamda. Ayet-i Kerime Duhan suresinde 56. Duhan 56. Bunu da lütfen not edin. Duhan 56. Kardeşlerimizden bir kısmı
Ne hikmetse son zamanlarda ebedilik kavramına taktılar. Olur, normal. İnsanlar Kur'an üzerinde düşünürken bazen takılırlar. Ben yani alimi değilim bu işin. Böyle rast geldiklerimi çıkarıyorum ortaya kendi nefsim için. İşin alimi değilim. Kimseyi tenkit sadedinde söylemiyorum. Kimseyi tenkit için söylemiyorum. Bir yanlışı önlemek için söylüyorum. Bir hatalı düşünceyi. Ebeden kelimesine taktılar veya cehennemde ebedilik. Koca koca tefsir yazan abilerimiz var, büyüklerimiz var. İşte cehennemde ebedi kalınmayacak. İsimleri saymayayım şimdi. Gereksiz olacak. Ama şimdi dikkat edin lütfen Allah rızası için şuraya uyanık bakın. Önünde kağıt olanlar oraya da baksınlar. Şimdi bir insan bir kere ölür, sonra dirilir, bir daha ölür, sonra dirilir, sonra da çok kötü bir duruma düşerse ne düşünür? Oradan tekrar çıkış düşünür. Yani tekrar dirilmeyi düşünür. Tekrar dirilir çünkü bu böyledir yani tabii ya. Mesela bir insan dünyada bir iş yaparken bir kere gösteklense, iki gösteklense, üçüncüsünde ya nasıl daha önce kalktım bir daha kalkarım umudunu insan taşımaz mı? Umut. Hani derler ya umut garibanın ekmeği, cehennemliğin ekmeği de umut. Umut eder ki bir daha dönsün. Nereye? Dünyaya, paçasını kurtarsın. Bir daha umut. Kur'an'da başka ayetlerde de var. Diyor ki kafirler, ya Rabbi bak geldik buraya, suçumuzu itiraf ettik, meseleyi anladık, akıllanmaksa akıllandık. Bir öldürmüştün, diriltmiştin, bir daha öldürmüştün, bir daha diriltmiştin, bir daha biz ayağa kaldık. Artık akıllandık, iyisini yapalım, güzelini yapalım. Dikkat ederseniz bu ayet-i kerime, ki sonrasında daha keskin gelecek buna ilişkin bir telmih, yeniden dirilme, hayatlarının son bulması. Ha yeniden ölme, özür dilerim. Azaptan kurtulmanın çaresi cehennemde nedir? Cehennemde. Allah aşkına akılla düşüneceğiz. Azaptan kurtulmanın çaresi ölme. Şimdi benim kardeşim oturmuş, kitabı önüne koymuş, kitabı konuşuyor. Eyvallah. Ama cehennem azabına ebediyen halidine fiha ebede ayetler de var. Kardeşimiz kıyamıyor insanlara. Ebediyen kalmayacaklar diyor. İyi ama az önce okuduk. Allah'ın gazabı insanın gazabından şiddetli mi değil mi? Arkadaşlar Allah'ın gazabı çok şiddetli. Şimdi sen diyorsun ki ya ebediyen cehennem bu. Ta 1990'larda işte İslam diye bir kitap yazmıştı birisi. Bir gazete aracılığıyla orada okumuştum ilk defa cümleyi. Bakara suresinin 30. ayetinin tefsirine takılmış insanlar diyordu. Öncesinde nesiller geldi, yaşadı, kıyametleri koptu, mahşerleri oldu, cennet cehennem gerçekleşti. Sonra Allah onları süpürdü, yeniden yarattı, süpürdü, yeniden yarattı, süpürdü, yeniden yarattı. Ademler var, öyleyse ne bu dur git böyle cehennem bekçisi mi Allah, hapishane müdürü mü Allah, ebediyen cehennemde insanları azap edecek, böyle mantıksızlık olmaz. Cehennem bir gün bir yerde bitecek. Ne demek bu yani? Ebu Cehil'in azabı bir yerde noktalanacak. İyi kabul. Eğer Allah istiyorsa, bak onu da söyleyelim. Rabbimiz böyle bir şeyi murat ettiyse, bizim buna itiraz etme hakkımız var mı? Haşa. Yani ben bunu konuşmuyorum. Niye böyle düşünüyor da demiyorum. Rabbimiz böyle düşündü de demiyorum. Hayır. Ama Allah bunu murat ettiyse, yani cehennemi bir gün sonlandırıp, cehennemlikleri öldürüp, yok edip, ifna edip, azat edecekse, Rabbimdir. İster diriltir, ister öldürür. Rabbime söz olur mu? Ama burada ayette diyor ki, bu cehennemlikler öldüler, dirildiler, günahları da itiraf ettiler, bir daha ölmeyi umut ediyorlar. Cehennemden kurtulmak için, çünkü fehel ile hurucin min sebil, cehennemden çıkmaya bir yol var mı? Bizi bir daha öldürür müsün? Öldürürsen kurtulur muyuz? Hani deriz ya dünyada da, öldür de kurtulalım ya Rabbi.
Arkadaşlar Allah aşkına şakayı konuşmuyoruz. Basit bir mesele değil. Çok ciddi bir mesele. Çok ürkütücü bir mesele. İçimizden herhangi birinin küfür haliyle ölmesinin bedelinin ebediyen cehennem olması hiç mi hiç insanı titretecek bir mesele. Artı Allah Resulü'nün azılı düşmanı Ebu Cehil. İnsan eyvallah. Bu insanlıklar, insancıklar ebedi cehennemde mi kalacak? Ya ben bilmem. Allah bilir ama Rabbimiz kitabında diyor ki onlar bir umut soracaklar. Bir umut soracaklar. Yeniden bizi öldürür müsün acaba? Öldürürse ne olacaklar? Allah aşkına lütfen şunu sağlama alalım. Öldürürse Allah onları cehennemde kurtulacaklar. Rabbimiz de diyor ki zâlikum. İşte sizin durumunuz. Siz burada kalıcısınız. Niye biliyor musunuz? Bi'ennehu izâ du'yallah. Yani bunu tahayyül etmek lazım. Allah Celle Celaluhu her davet olunduğunuzda Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri elçiler gönderdi, kitap gönderdi. Rabbi Zülcelal'e davet olunduğunuzda vahdehu vahid parçalara ayrılamayan bir bütündür. Tek. Ehad gibi değildir tam anlamıyla belki. Estağfurullah. Parçalara ehadden farklı biraz. Parçalara ayrılamayan bir bütündür. Vahid. Allah Celle Celaluhu tektir. Vahdehu. Vahdet. Tektir. Bir bütün. İşte o Allah Celle Celaluhu'nun tekliğine, Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerine ortak koşmamaya, şirk tutmamaya, nefislerin emrine girmemeye, hanımların emrine girmemeye, arkadaşların emrine girmemeye, çevredeki kültürel etkinliklerin emrine girmeye, etkenlerin emrine girmemeye, toplumların emrine girmemeye, izimlerin emrine girmemeye, birilerine köle olmamaya davet edildiğiniz zaman kefertum, siz inkar ettiniz. Bu cümlede Rabbimizin gadabı kokuyor. Gadab var burada. Siz inkar ettiniz. Ve aynı zamanda ve in yüşret bihi, eğer Allah'a şirk koşulmuşsa, herkes nefsince eğlenmeye başlamış, işte herkes nefsine göre yaşamaya, detaylandırmayalım. Genel evleri var, kumarhaneleri var, efendim piyangoları var, efendim bankaları var, yalanları var, dolanları var, iftiraları var, Müslümanları öldürmeleri var. Yani her şey böyle yapılırken bir şeylerin emrine girdiğinizde tümino o şirke, o şirk aracına, şirk koşulan şeye, Lata, Menata, Uzza'ya ve benzerlerine siz iman ettiniz. Arkadaşlar Allah gafur rahimdir. Şimdi ben bu cümleyi biraz daha dikkatli kullanmak istiyorum. Elbette Allah gafur rahimdir. Hiç kimse bunu inkar etmiyor. Ama aynı Allah Celle Celaluhu öfkelidir ve gadaplıdır. Ve makt kelimesi kullanılmış burada. Altından kalkılamayacak bir gadap demektir. Aşk. Allah ile oyun oynamanın bir anlamı yok. Öyleyse fel hukmu hüküm lillahi. Allah'a ait. Nedir Allah'ın hükmü? Cehennemlikler hak ettikleri için ebedi olarak nerede kalacaklar? Cehennemde. İnnellezine keferu min ehlil kitab vel müşrikin fi nari cehenneme halidine fiha ebed. Bitti. Bitti burada. Yani ben bunu niye sorguluyorum ki? Ben buna efendim şimdi genellikle şu da söyleniyor. İki sebep var. Bir, yani Allah Celle Celaluhu halk etmiş, yaratmış, öldürmüş, yaratmış. Sonra cennet ve cehennem. Ya ilah nihaya bu cennet, bu cehennem. Sanki Allah Celle Celaluhu haşa canı sıkılacak da. İşte bu. Yani böyle ne olacak sonra? Ya sana ne kardeşim? Sen nefsine baksana bir. Ne olacaksa olsun. Sonra ebedilik olursa Allah ebedi, insanlar da mı ebedi olacak?
Allah'ın ebediliğiyle insanın ebediliğini aynı teraziye koyup aynı ebedilik zevkini, hazzını, lezzetini, kavramını nereden üretiyorsun kardeş? Niye böyle yapıyorsun sen? Ayıptır. Bu manada Allah der, birinci ilke Rabbimizin işine karışmama. Rabbimizin işine karışmama. Bu ilke mutlak ilke. Allah bizi muhafaza etsin. Dolayısıyla Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri bizi muhafaza etsin. Fel hukmu lillah. Burada ayet öyle geldi ki hüküm yalnız kime aittir? Allah'a aittir. İki şey daha söylendi. İki şey daha. O Allah sıradan bir Allah değildir. El Aliyyu. Allah sıradan bir Allah değildir. Yüceler yücesidir. Subhane Rabbiyel Aliyyil A'lel Vahhar. Onun için kullanıyoruz dua yücesi. Aynı zamanda kebir. Büyüklüğüne de sınır yoktur. Dolayısıyla bu manada Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri'nin öfkesi diner, geçer, merhameti öfkesine galip gelir diye cehennemlikler hakkında bir mütalaadan ben nefsime Allah'a sığınıyorum. Çünkü Rabbimin işi. Ne iş işler işler. Nedir bu böyle? Sazı eline alan her telden vuruyor. Tamam. Ben o saza layık değilim. Ben onu da söyleyeyim. Ben alim değilim çünkü. Ben nakilciyim. Ama burada Kur'an'ı ortaya koyuyorsun. Bu ayet-i kerimeleri de göstereceksin insanlara. Bu ayetleri de beraber konuşacaksın. Cımbızla bir ayeti al, onu söyle geç. Böyle saçmalık olmaz. Huvellezî, o Allah ki yurîkum âyâtihî. Ayetlerini size gösterendir. Şimdi Rabbimizin bir iki sıfatı sayılacak. Bir iki sıfatı. Onlardan birisi huvellezî, o Allah Celle Celaluhu yurîkum âyâtihî. Rabbi Zülcelal ayetlerini size gösterendir. Kıyamet günü yeniden dirilmek de Allah'ın ayetlerinden ve o gün görülecektir. Hakeza dünyada peygamberler Allah'ın ayetlerinden, kitaplar Allah'ın ayetlerinden, hakeza dünyada savaşlar, depremler, yağmurlar, seller, afetler, topraktan biten otlar, böceklerin hayatı, her birisi Allah'ın ayetlerindendir. Yaratılan bütün mahlukatın her türlü tavır ve etvarı Allah'ın ayetlerindendir. Allah vardır diye haykırır. Allah birdir diye haykırır ve Allah kendi varlığını, birliğini gizlememiştir. Allah kendi varlığını ve birliğini gizlememiştir. Yerlere ve göklere, peygamberlere de haber verdiklerine dikkatlice bakanlar, doğuma ve ölüme dikkatlice bakanlar, doğmaya ve ölmeye dikkatlice bakanlar Allah'ın ayetlerini görürler. Dolayısıyla Allah ayetlerini gizleyen değildir, saklayan değildir. Allah ayetlerini gösteren ve size gösterendir. Ve yunezzilu lekum. Ve Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri sizin için indirir. Mines semai. Semadan rizkan, rızık indirir. Allah Celle Celaluhu. Semadan sizin için rızık indirir. Rızkı iki manada yazmışlar kitaplarda. Rızkı iki manada yazmışlar kitaplarda. Rızıklardan birisi insanın yaşamasını sağlayacak az veya çok her şey. İşte yediklerimiz, giydiklerimiz vesaire. Ama aynı zamanda konu eğer yaşamaksa Kur'an'a göre hayat Müslüman olmaktır. Müslüman kalmaktır. Ve Kur'an bizzat kendisi kendisini takdim ederken kalpleri dirilten olarak tanıtıyor. Yeşerten, yaşatan, kalplerde imanı bitiren olarak takdim ediyor. Dolayısıyla bazı alimlerimiz demişler ki semadan yağmur suretiyle rızıklar indiği gibi, yağmur çünkü yeryüzünde her şeyi bitirir, aynı zamanda semadan
vahiy gelmek suretiyle de rızkı Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri indirir. Her daim. وَمَا يَتَذَكَّرُ Tabi bu devamlılık arz eden bir şey. Yaratmada devamlılık var. وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنْ اُن۪يهِ اَنَابَ يُن۪يبُ اِنَابَةٌ Yönelmek manasına. İnabe. Kur'an-ı Kerim'de kullanılan kelimelerden. Munib, Allah Celle Celaluhu kendisine yönelilendir. Munib, kendisine yönelilen. Dolayısıyla وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنْ اُن۪يمُ مَا اِلَّا kaldırarak düşünürsek şayet Allah'a yönelenler ibret alır. Meseleyi fark eder. Anlatılanı kavrar. Mesele üzerinde idrakini açığa çıkarır, idrakini geliştirir. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri insanlara ama tezekkür eden insanlara, düşünen insanlara, ibret almak isteyen insanlara hem ayetlerini gösterir, hem semadan rızıklarını indirir. Yalnız bir şart var, bir şart var. O da nedir? Yöneliş sahibi olmak, yönelmek. Kıble Roma olmayacak, kıble neresi olacak? Kabe. Bütün yollar batıya çıkmayacak, yollar Kabe'ye çıkacak. Kur'an'la selamlaşacak. Ve bu manada Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri, o yüzden inabe kelimesi tevbeyle yan yana kullanılır. Tevbe yetubu, tevbeten kelimesiyle birlikte. Bazen tevbe yerine de kullanılır. Yani bir insan, hani askerlikte vardır ya, geriye dön marş derler adama, topuktan döner böyle olduğu yerde tam geriye ve bir istikamete yönelir, arkasından bir istikamet çekilir falan yere diye bunun gibi yani. Bir istikamete insan yönelir, yönelişimiz Allah'a olmalı. Dönüşümüz Allah'a. İleyyel masir, ileykel masir ayetleri hatırlanabilir. Ve Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri 14. ayet-i kerimede yine bunlar kendisini takdim eden, kendisinin sıfatlarını farklı versiyonlarla önümüze koyan, müminlerin de bu sıfatlar karşısında tavrını açıklayan ayetler. Öyleyse madem ki Allah kendisine yönelen, ibret almak isteyen kimseler vardır, onlara diyor ki Allah Celle Celaluhu, madem ki ibret almak istiyorsun, ibretin başlangıcında fed'ullah, Allah'tan iste. Allah'a dua et. Allah'ı davet et. Muhlesine lehuddin. Dini Allah'a halis kılarak. Bu tabir Kur'an-ı Kerim'de birden fazla geçiyor. Kaç defa geçiyor? 7 defa geçmiş. Evet. 7 ayrı yerde. Muhlesine lehuddin. Aynen tabir öyle. Kul emere rabbi bil kıs ve akimu vücuhekum inne kulli mescidin ve du'uhu muhlesine lehuddin. Hakeza bir başkasında da'avullahi muhlisine lehuddin. Yine aynı şekilde muhlisine lehuddin da'avullahi ibaresi. Da'avullahi muhlisine lehuddin. Hafızlarımız bilirler bunlar. Müteşabih dediğimiz birbirine benzeyen kısımlar ayetler. Kur'an'da aynen tekrarlanmış. Dini Allah'a tahsis etmek. Yani şirk araçlarını, putları aradan kaldırmak. Allah'tan başkasının emrine girmemek. Allah'tan başkasının rızasına uygun yaşamamak, Allah'tan başkasını memnun etmeyi asla düşünmemek. Ha bu şu demek değil. Anne babayı memnun etmeyi düşünmemek. Hayır. Anne baba Allah'a aykırı olan, Allah'ın ortaya koyduğuna aykırı olan bir şey söylüyorsa biz gene onları memnun etmeyiz. İşte söylenen bu. Ama Allah'a itaat eden anne baba başımızın tacıdır. İtaat etmiyorsa da biz onlara gene de hizmet ederiz. Bu ayrı bir konu. Ama bu manada dinimizi onların ayaklarının altına asla sermeyiz. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Bu kelimeyi kardeşlerimiz hatırlayacaklar. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Bu kelime daha başka yerlerde, 8 ayrı yerde geçmiş böyle. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ diye de geçiyor. كَافِرُونَ diye de geçiyor. Allah kafirler istemese bile hani Allah'ın nurunu ve yutum min nurahu ayeti var ya velevkerihel orada da aynı şekilde kafirler istemese bile. Şimdi bu ayette anlaşılan şu. Bir tevhidi bir iman şarttır. Tevhidi bir iman.
Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerini birlemek. İki, kafirler kesinlikle böyle bir imanı yeryüzünde istemezler. Arzu etmezler. Razi olmazlar. Yani Ebu Cehil Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davetinden ve davasından asla hoşlanmadı. Mesela şöyle manzara, aslında gücüm yetse bu da olur. Yani hani Kur'an kesinlikle böyle bir imanı yeryüzünde istemezler. Arzu etmezler. Razi olmazlar. Yani Ebu Cehil Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davetinden ve davasından asla hoşlanmadı. Mesela şöyle manzara, aslında gücüm yetse bu da olur. Yani hani Kur'an'ın musavver tartışması vardı bir zamanlar. Oraya dönmeyelim. Hani bir tablo koysak şöyle, burada otursa Velid bin Mughire, Utbe bin Rebiya ve benzerleri, şurada Allah Resulü'nün sadık adamlarından mesela Ebu Zerrin'in Gıfari, Selman el-Farisi neyse, o gerçi Medine'de iltihak etti ama onlardan birisi gelse, özellikle Ebu Zer için anlatılır bu, gelse Kabe'nin karşısındaki böyle yaptı, Allahu Ekber namaza dursa müşrikler bunun için böyle hastalanıyorlardı. Ateşe düşüyorlardı. Kesinlikle bunu istemiyorlardı. Kesinlikle bunu istemiyorlardı. Hatta Musab bin Umayr için derler ki annesinin aşırı şefkati sebebiyle annesi ona eziyet etti. Niye? Korkuyordu oğluna Allah'ın birliğine iman edince putlar çarparlar onu diye. Yapma oğlum, gitme oğlum, çarpılırsın, helak olursun. Putlar tarafından gelecek zararsın. Oğlunu hapsediyordu. Hapsediyordu. Yerine göre yiyeceksiz bırakıyordu. Aman oğluma kıymayayım. Aman oğluma yazık olmasın. İşte o kafir kalp istemese bile ey Mus'ab, muhlis olarak, putları devreden çıkararak, Allah'ın emrettiği hayatı yeryüzünde yaşayarak Allah'tan iste. Allah'a dua et. Rafi'ud derecat, dereceleri yüksektir. Müminlerin dereceleri diye de ifade etmişler ama bizzat Allah Celle Celaluhu Rafi'ud derecattir. Derecelerin zirvesindedir. Böyle de anlamışlar alimlerimiz. Allah'ın kademelerle mesela 1, 2, 3, 5 basamaklar 100 milyon, 10 milyon desek en üstte her alanda rızık vermekte o, sevgide o, öfkede o. O Maktullah ayetine de telmih var. Öfkede de derecesi zirvededir. Öfkede o, merhamet etmekte o, kuşatıcılıkta o, bilmekte o. Her alanda hangisini söylersek söyleyelim Allah Celle Celaluhu'nun derecesi Rafi'un derece, derecelerin en üstündedir. Veya Allah yine fail olarak ikinci bir mana şu, Allah kullarının derecelerini yükselten. Eğer sen yeryüzünde şeref arıyorsan, derecenin yükseltilmesini istiyorsan, yükseltecek olan sadece kimdir? Allah. Rafi'un derece, sana makamları, sana mevkileri, sana mülkü, sana evladı, sana yeryüzünde derece olarak, rütbe olarak takılabilecek ne varsa her şeyi verme gücü gene Allah'a aittir. Bu ayet-i kerime çift mana ile de anlaşılmış. Ya kullarının derecelerini zirveye çıkarandır Allah ya da bizatihi kendi dereceleri zirvede olandır. İkisini de anlayan anlayabilir. Ona benim bir şey söylemem mümkün değil. Zül arş, arşın sahibidir. Geçmişti. Zübtavul geçmişti mesela. Sınırsız ikram eden manası. Yerde celal ve ikramda zülcelal ve ikram mesela. İkramda ve efendim azamette, büyüklükte, celalde estağfurullah celal sahibi ve ikram sahibi. Allah Celle Celaluhu. Zül arş. Aynı zamanda yülkir ruha. Yülkir ruha min emrihi. Kendi emrinden ruhu ilka edendir. Bu yaratılışla ilgili değil, alimlerimizin bizi yönlendirmesi, bizden önceki müfessirlerin anlayışı böyle. Melek ruhul emini, ruhul emini kimi anladık? Cibril emin, Cebrail'i. Ruh onun isimlerindendir de aynı zamanda. Onu kime indiriyor? Efendim emrinden ala men yeşe,
Kime indiriyor? Dilediği kimseye. Yani peygamberlerin müşrikler, Allah niye bunu peygamber çekti diyor, seçti diyordu. Yahudiler buradan peygamber mi çıkar diyordu. Hayır. Allah dilediği kimseye emrinden ruhu ilka eder. Ruhu atar. Yani imzal eder. Burada bu manayı vermişler. Min ibadihi, kullarından. Allah Celle Celaluhu, bitiriyorum. İnşallah saatine dikkate alıyorum. لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ. يَوْمَ التَّلَاقِ, onun altı çizilmeli, kıyamet gününün ahiretin isimlerindendir. يَوْمَ التَّلَاقِ لَقِيَ يَلْقَادًا, kavuşma günü. Kavuşma gününden korkutmak için, kavuşma gününün hesabından, dehşetinden, Allah ile hesaplaşmaktan korkutmak için kullarından dilediğine emrinden ruhu ilka eden, ruhu indirendir. Yevmet tela. Konu bitsin diye bir ayet daha okuyayım. Ondan sonra herhalde bir yere gelmiş olacağız inşallah. Yevme, o gün hum barizune. Onlar yeniden diriltilecekler. Yani kıyamet günü. Yeniden meydana çıkarılacaklar. O gün la yaffa alallahi minhum şeyün. Onlardan hiçbir şey Allah Celle Celaluhu'ya gizli kalmaz. Ve o gün bir soru var. Olmazsa haftaya bu soruya bir de dönelim. Çünkü burada da söylenecekler var. Allah Celle Celaluhu soracak. Limenil mülkül yevm? Şimdi söyleyeyim bakalım. Bugün mülk kimindir? Cevap gelecek. Lillahil vahidil kahhar. Kahhar olan ve tek olan Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerindir. Yeryüzünü yönetmeye kalkan sefil insanlar. Bir gün mahşer yerinde benim Rabbim sizi mahkum edecek. Dünya hayatında müminleri öldürmekle zafer kazandığını zannedenler bilmelidirler ki ölenler Rabbilerine mülaki oldular. Rabbilerine kavuştular. Hayırlılar diyarına gittiler. Ölenlerimizin ölmelerinden dolayı onlara, gittikleri yerden dolayı merhamet etmeyiz. Ölenlerimizin geride bıraktığı zayıflar vardır. Ölenlerimizin geride bıraktığı bir takım kimsesizler vardır. Ölenlerimizin ölmeden önce çektikleri acılar vardır. Bunlar bizi üzer. Yoksa onlar zaten cennete gitmişlerdir. Bir de Resulullah Aleyhisselam'ın hasreti vardır. Hazreti Hamza Efendimiz vefat edince, şehit edilince, yani artık bir daha mahşer yerine kadar görüşmek yok. Bu uzun hasretten dolayı üzülürüz biz. Yoksa ölenlerimiz için böyle acımak noktasında bir üzülme değildir bizimkisi. Allah bizi affetsin inşallah. Sözü burada tamamlayayım. Derdimizi inşallah ifade etmeye çalıştık. Önümüzdeki hafta yine sağ olursak devam edeceğiz. Rabbimiz istifadeyi nasip etsin. Emin olunuz ki ben sizi bilmiyorum ama kendi nefsime çok 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 istifade ediyorum. Velev ki bu salonda bir tek kişi bile olsa, şu müzakereyi yaptığım zaman Rabbimizin kitabıyla aramda kurulan diyalog bana kazanç sağlıyor. Rabbime hamd ediyorum. Sizin vesilenizle böylece daha iyi bir ortamda Kur'an'ı anlamak için özel bir çalışma oluyor. Allah sizden razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Allahümme salli ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Velhamdülillahi rabbil alemin. Hayırlı akşamlar.